toplumu evde ne yapıyor? Anne baba kitap okumuyorsa evde neyle vakit geçiriyorlar? Türk toplumunun %90'ı için, önce anneler sonra babalar örneğini vereyim. %90'ı bizim ev hanımlarının çoğu sabahları güne seda sayanla başlanır. Öğleden sonra milleti evlendiririz. O çok önemlidir. Akşam olur iki tane dizi izlenir. Akşam evin babası eve gelir, bizim babalar da ana haber bültenini 3 kanaldan dinlemeden anlamıyorlar zaten. Haber bitiyor, peşinden babanın maç ya da siyaset programı başlamışsa Türk toplumunun %50'sinin evinde 2 tane televizyon var. İkinci televizyonun bir tane sebebi var, o da ev hanımı kocayla baş edemediği için mutfağa ayrı bir televizyon alıyor. Baba misafir odasında maç seyrediyor. Anne mutfakta dizi izliyor. Evin 16 yaşındaki delikanlısına diyor ki odana geç, ders çalış yoksa gebertir. Hayatı boyunca anne babanın elinde kitap görmeyen çocuklar niye ders çalışsın arkadaşlar? Öncelikle bir şey söyleyeyim, bakın televizyon izlemek eğlenmektir, doğru mu? Televizyon izlemek eğlenmektir arkadaşlar, başka bir izah yok. Ha, haber almak, bilgilenmek ayrı bir şey. Yarım saat, bir saat neyse onu anlarım. Ama anne baba geçen Kağıthane'de bir konferansta bir amca elini kaldı, dedi koca dedi senin gözünü seveyim dedi. Bizim hatun var ya dedi, bulaşık yıkamaya giderken kumandayı cebine alıp gidiyor. Şimdi dizi sırası gelecek ya. Bak daha çocuklara hiçbir şey söyleyemiyorum. Şimdi çocuk eğitiminde anne mi sorumlu, baba mı sorumlu? Bak onu da söyleyeyim. Aslında anne de sorumludur, baba da sorumludur da illa bir sıralama yapmak gerekiyorsa ben sıralamayı şöyle yapıyorum. Önce anne, sonra baba, sonra öğretmen. Niye önce anne dediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi anneler daha merhametlidir. Anneler daha sabırlıdır ya da olmak zorundadır. Karı koca yeni evlenmiş de bir tane de çocukları var. Kadın sürekli her gece çocuğu salla uyut, onlarla uğraştığı için yorulmuş. Kocasına demiş ki bey demiş bundan sonra sırayla kalkalım. Hani bir gece ben kalkayım çocuğu sallayayım, bir gece sen salla da uykumu alayım deyince adam da ilk çocuk olur hatun demiş. Neyse ikinci gün adama sıra gelmiş. Çocuk ağlıyor ağlıyor, adamın kalktığı yok. Ağlıyor ağlıyor, adam kıpırdamıyor. Anne uyanmış bekliyor ki kalksın çocuğu sallasın uykuya devam edeyim. Bakıyor ki kalkmayacak, kocasını dürtüyor. Bey diyor kalksana diyor. Bu gece sıra sende, çocuk ağlıyor deyince adam diyor ki sana ne ya diyor. Sıra benim değil mi diyor. Ağlar ağlar uyur çocuk. Anneler daha merhametlidir. İkincisi arkadaşlar, evin reisi erkektir sözü dışarıda geçer. Ama içeride evin kurallarını anneler belirlerler. Camide imam demiş ki karısından korkan ayağa kalksın. Bütün cemaat ayağa kalkmış. En önde bir kişi oturuyor. Hoca ona demiş hayırdır demiş sen hanımdan korkmayan deyince adam demiş ki vallahi hoca demiş. Hatun lafını duyunca bizimki geldi zannettim dizlerini bağ çözüldü kalkamadı.